Sevgili izleyicilerimiz, sizler için yollardayız sloganı ile çıktığımız Sıla İzin Yolu 2019 bölümünde özel bir yer ayırdık. Sizler için ayırdık bu bölümü. Özellikle Sıla yolunda Bulgaristan'da mağdur olan ve problem yaşayan vatandaşlarımız için buradayız. Neredeyiz? Bulgaristan'ın çok şirin bir şehrindeyiz. Yambol'dayız sevgili izleyicilerimiz. Yambol şehrinin küçük bir kasabasındayız. Yanımızda Bulgaristanlı ama çok da güzel Türkçe konuşan avukat Plamen Markov var. Kendisine mikrofon uzatacağız. Burada genellikle Türklerin yaşadığı sorunlar hakkında konuşacağız. Burada vatandaşlarımıza yardımcı oluyor kendi Türkçe ana dilimizde. Önce kendisini bir tanıyalım. Ondan sonra problemlerle ilgili Bulgaristan kanunlarına göre gümrüklerde nelere izin var, neleri yok, hangi suçların hangi cezaları var onları öğreneceğiz. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım kısaca. Benim adım Plamen Markov. Ben Yambol iline bağlı Elhovu kasabasında oturuyorum ve çalışıyorum. Biz burada çok Türk müşterileri var ama ben çok mutluyum siz burada bulunuyorsunuz. Şimdi Bulgaristan'da vatandaşlarımız gümrük kanunlarını bilmiyor. Mesela para getirecekler, 10 bin euroya kadar izin var. Bu 10 bin euroyu gümrüğe söylemek zorunda mı? 10 bin eurodan üstüne yakalanırsa ne oluyor? Evet, bu şimdi büyük problem Bulgar sınırında, Bulgar-Türkiye sınırında. Çünkü çok Türkler tam Bulgar kanunu bilmiyorlar. Onlar Avrupa'dan çok para getiriyorlar. Bu normal çünkü herkes Avrupa'da biznes yapıyorlar, çalışıyorlar. Para Türkiye getirmek istiyorlar ama çok önemli kim Türkiye'ye para getiriyor, onun cepte, onun çantada maksimum 11 euro bulunmak lazım. Çünkü 100 euro, 200 euro fazla varsa Bulgar gümrükçüler bu para alırlar ve o umumiyetle davaya çıkabilir. Yani vatandaşın cebinde 10.100 euro var. Bunun 10.000 eurosunun izni var ama 10.000 eurodan üstü yasak olduğu için o paranın tamamını el koyuyor Bulgar hükümeti ve mahkemeye gönderiyor, değil mi? Evet, Bulgar hükümeti hepsi para alır. 10.100 euro hepsi para alır ve o davaya çıkıyor. Ve bu davada olabilir, o birkaç gün karakolda bulunabilir, sonra para cezası olabilir, sonra hapis olabilir. Çok önemli kaç para ile o yakalanmış. Peki arabada 3 kişiler ve 10.000, 10.000, 10.000, 30 bin euro getirecekler. Bu para herkeste ayrı ayrı mı durması lazım? Bir kişi de dursa oluyor mu? Bu para ayrı ayrı herkeste bulunmak lazım. Orada olmaz, şoför söylemez, bende 30 bin euro var ama 10 bin euro benim işim, 10 bin euro benim kardeşim, bu olmaz. Herkes onun parası onun cepte veya onun çantasında bulunmak lazım. Vatandaşın cebinde 15 bin euro var ama 10 bin euro izni var. Kalan 5 bin euro gümrükte deklare ettiği zaman, görevlilere söylediği zaman parayı geçirebiliyorum. Evet. O zaman hiç problem yok. O beyanname imzalıyor. O deklarasyon yapıyor. Bu para nereden onda bulunuyor? Çalışıyor mu, biznes mi yapıyor, birisi satmış mı? Bu problem değil. Hiç kimse doküman için sormuyor. O yalnız beyanname imzalamak lazım. Peki bizim Türk vatandaş olarak altını çok seviyoruz. Özellikle ablalarımız, annelerimiz kolumuzda bileziklerle, altınlarla, zincirlerle geliyoruz. Altının ne kadar izni var? Bulgar kanuna göre bir kişi maksimum 60 gram altın getirebilir. Avrupa'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya kadar mı, bu önemli değil. Maksimum bir kişi 60 gram. Daha fazla varsa aynı durumda bulunabilir bu arkadaş. Bu nedenle her insan, her kişi onun çantada, onun cepte maksimum, onun ellerinde, onun başında maksimum 60 gram total. Sizden öğrendiğimiz kadarıyla Bulgaristan kanunlarına göre alkollü araba kullanmak da çok büyük ceza. Hapis cezasına kadar gidiyor, ehliyet alınıyor. Özellikle tır şoförleri ve alkol kullanan şoförlerimiz için bir uyarımız olacak mı?
Evet, şimdi bu Bulgarya'da çok büyük problem ve bu nedenle çok davalar var Bulgar mahkemelerde ve özellikle burada Busan Arı'nda Kapı Kule ve Hamza Meyli büyük kuyruk var. Tir şoförleri birkaç gün onlar kuyrukta bulunuyorlar, onlara bekliyorlar. İş, çünkü onlar iş yok, kimse alkol içiyor ve ne zaman yeni araba kullanıyor, tir kullanıyor, o zaman kontrol geliyor, direkt hapise gidiyor, davaya kadar o karakolda kalıyor. Bazı gurbetçi vatandaşlarımız Avrupa'dan gelirken Bulgaristan'da gümrükte çok problem yaşıyor. Polislerle örneğin kavga etti. Polislerle bir sorun yaşadı. Bunun cezası var mı? Evet, bu için cezası var ama büyük kavga olursa, küçük konuşma için bu problem değil. Peki son olarak izleyicilerimize bir mesajımız var mı? Lütfen siz ne zaman Bulgaristan'dan geçiyorsunuz? Ya tatil için ya ne zaman Avrupa'dan Türkiye'ye gidiyorsunuz? İmza verme ne zaman anlamıyorsunuz bu doküman ne için? Çünkü Bulgarya'da imza çok ama çok önemli. Bir şey, bir doküman sen ne zaman imzalıyorsunuz ve sonra söylerse ya davada ya gümrükte ben anlamadım ama imza verdim, bu önemli değil. Lütfen anlamazsa ne imzalıyorsunuz, imza verme. Bir şey problem varsa Bulgaristan'da bana telefon edebilirsiniz. Her şey yardım sana yapabiliriz. Sevgili izleyicilerimiz, avukatımız Plemen Markov'a çok teşekkür ediyoruz. Sizler için buradaydık. Sizler için kendisinin ofisini ziyaret ettik. Avukatlık Hukuk Bürosu'nu ziyaret ettik. Biraz önce de söylediği gibi Bulgaristan sınırları içerisinde her neredeyseniz gerek ufak bir olay gelebilir başınıza, kaza gelebilir Allah korusun, ya da gümrükte bir problem yaşamış olabilirsiniz. Alttaki WhatsApp numarasından mutlaka Avukat Plemen Markov'a ulaşın sevgili izleyicilerimiz. Kendi ana dilimizde Türkçe hizmet veriyor. Ben söylediklerini özetlemem gerekirse Avrupa kanunlarına göre 10.000 eurodan fazla para getiremiyorsunuz. Ola ki arabada 3 kişisiniz, 30.000 euro hakkınız var ama para herkesin cebinde ayrı ayrı bulunması lazım. Örneğin 10.000 euro hakkınız var, 10.100 euro yakalattınız. Sadece o 100 euro değil, paranın tamamını alıyorlar ve sizin için bir mahkeme kuruluyor sevgili izleyicilerimiz. Mahkemeye sevk ediliyorsunuz ve bu mahkeme 3-4 gün sürebiliyor. Bunun hapis cezası bile var sevgili izleyicilerimiz. Çok dikkat edin. Özellikle altın 60 grama kadar. Aracınızın içinde altın yakalandıysa, yüklü miktarda para yakalandıysa hem parayı altına el koyuyorlar hem de aracınıza el koyuyorlar. Sizi hukuk bile kurtaramıyor. O yüzden sevgili izleyicilerimiz, kaza yaptınız örneğin, hiçbir şey bilmiyorsunuz, hiçbir kağıda imzanızı atmayın. Sadece aşağıda bulunan WhatsApp hattından Plemen Markov'a ulaşın sevgili izleyicilerimiz. Bulgaristan'ın neresinde olursa olsun hukukla alakalı her türlü problemler için mutlaka ama mutlaka avukat Plemen Markov'dan yardım alın sevgili izleyicilerimiz. Bulgaristan sınırları içerisinde yaşadığınız her türlü problem için rahatlıkla arayabilirsiniz. Kendisi de çok güzel Türkçe konuşuyor. Kendisine ve ailesine teşekkür ediyoruz. Bizi burada misafir ettiler. Birlikteliğimiz hızıyla devam ediyor.